Mesele darbeyi kimin yapıp yapmadığı değil. Tabii ki bu işin arkasında şu ana kadar gelenler bir cemaat yapılanması olduğunu çok açık net ortaya koyuyor. Ama sadece onlar mı var? Yoksa onlarla beraber hareket eden farklı gerekçelerle başka birileri var mı? Onun da ortaya çıkarılması gerekiyor. Meseleyi sadece bir cemaat yapılanmasına endeksleyerek onun dışındaki destekleri gözden kaçırma gibi bir hataya düşmemek lazım. Cumhuriyet Halk Partisi şu anda bunu görüyor. Bizim istediğimiz şey şu. Bir kişi bir cemaate mensup olabilir ama eğer liyakati yeterliyse devlet kadrosuna alınmasında bir sıkıntı yok. Siyasi görüşünden bağımsız olarak devlet kadrolarında yapılanmaya ihtiyaç var. Ama bilgi birikimi, dünya görgüsü hiçbir şey yeterli değil. Sadece akraba olduğu için, sadece eş dost olduğu için, sadece bir cemaate yakın olduğu için ya da bir siyasi parti mensubiyeti üzerinden yapılacak bir kadrolaşma Türkiye'yi buraya getirir. Yarın öbür gün daha kötü yerlere de götürür. Şunu görüyoruz ki işin içinde adını nasıl koyarsanız koyun ama o cemaat yapılanmasının bir parmağı var. Parmağı ne kadar boyutta var? Tamamen onlar mı organize etti? Yoksa onlar bu işin büyük kısmını organize etti de başka destekler mi aldılar? Bunu şu anda net olarak göremiyoruz. Ama işin içinde parmağı olan ve o cemaatin de lideri başka bir ülkede yaşıyorsa ve o ülkede himaye altında tutuluyorsa o kişinin Türkiye'ye iade edilmesi, ifade vermesi, bu işlerin açığa kavuşturulması için işbirliği yapması gerekir.